Adam diyor ki Barış Terkoğlu'nun şimdi rabıta işine gelince Mahmut Efendi nasıl ölmedi diyor ya. Başlık bu. Ya nasıl ölmedi anladın mı şimdi? Ya diyor cenaze kalkıyor, toprak örtülüyor yine de istiyorsun ki diyor toprak altındaki seni bırakmasın. E bırakmıyor zaten bırakmadı ki. Ya diyor bu nasıl bir kafa diyor şimdi. Sen ne anlarsın o kafayı? Kur'an'dan haberin yok, hadisten haberin yok. Şimdi oradan gidiyor işte. Efendim anlatıyor falan falan. Ee, bu diyor, e, rabıta diyor, ondan sonra Mahmud Efendi'ye devam edecekmiş diyor. Yani bu kafayla diyor, yani bunlar ölmemiş gibi muamele ediyorlar diyor. Efendim diyor, Mahmut Efendi'nin diyor Allah yolunda ölü, ölenleri ölü demeyin falan. İşte Cumhuriyet gazetesine bile Allah ayetleri yazdırıyor yani. Şey. <laughs> Sözünden hareketle diyor, cübbeli diyor. Mahmut Efendi'nin aslında ölü olmadığını anlatıyor diyor. Ya Kur'an anlatıyor. Allah yolunda ölmedi mi bu insan? Bütün ömrü Allah yolunda geçmedi mi bu insan? Yani ne o? hocası Alaaddin Efendi babamız da öyle buyurdu. Efendim Hacı Dursun Efendi hocası da buyurdu. Yani hocalarının kendi hakkında çok nakilleri var. Ne buyurdu? E, Mahmud'umun arkasında namaz kılan İmam-ı Azam ve Ebu Hanife'nin arkasında kılmış gibiydi. E, Ali Aydın Hazretleri ne buyurdu? Seyyahat tarafında, günah tarafında keşf keşfen bir günah yazdırmamış buyurdu. Çocukluğu da öyleydi. En küçük yaşından beri. Bir kere pantol, potur giymemiş. Hep şal var. Yani o kadar takva sahibi yaşamış çocuk, en küçük çocukluğundan beri. Ondan sonra, efendim, öldükten sonra iki yıl, e, Ali Adar Efendi de öldükten sonra iki yıl cemaatini yönettiğimi söylemişim ya ben. Ya kardeşim, burada mı söyledim geçen hafta? Ha. Ya yani Ali Adar Efendi baba ne buyurdu? Ben öldükten sonra kabrimin başını bırakmayın, sizi oradan da okutacağım Mahmut Ömer Hazretleri iki sene karkış yayan gitti. O zaman böyle arabalar atmış da yok. Herkes cemaatta araba nerede? Yayan gitti. Ve bizi okutuyordu dedi. Kabri şerifinden, seyri tamamlaması ve sair bütün halleri anlatıyordu. Hatta yaşarkenkinden daha iyi yönetecekti diyor. Geçenlerde cübbelinin rüyasına bile gelmiş diyor. Rüyaya gelmeye de mi sıkıntı var? Rüyaya herkese gelir ya. Yok rüyama gelmiş diye bir olay mı oldu yani? Allah Allah. Rüyalara da karışıyorlar ya. Artık müdahale edecekler herhalde. Şimdi cemaatta diyor çözümü bulmuşlar diyor. Eğitimlerde eskisi gibi rabıtalar mezardaki Mahmud Efendi Ya sen bunu yeni mi duydun? Beyazıt Bestami, Cafer-i Sadık'ın ruhaniyetini al. Sen tarikatın başını bilmiyorsun ki. Sonunu bilesin. He? Ebul Hasan-ı Karkani silsilede Beyazıt Bestami ile arası 150 sene. Ebu Hasan-ı Karkani nereden icazet aldı? Beyazıt Bestami'nin kabrinden aldı. Ebu Ezid el Bistami Kutse Harakan'a uğradığında daha 150 sene evvel buradan büyük bir adam kokusu hissediyorum. Büyük bir zat gelecek dedi. E daha şeyin Şanakşibendi silsiledeki şeyi Seyit Emirkülal. Esas tarikatın esaslarını kuran ki o zamana kadar cehri zikir de yapıyordu Seyyid Demir Kuleli Hazretleri. O arada bir iki üç silsilede cehri zikir de başlamıştı. Kısmet. Ama Şahin Haşmet Al kimden aldı? Mezarlıkta Muhammed İbni Vasi Hazretleri tabi onun kabrinde gece gecelerdi. Orada kim geldiler? Abdülhalik-i Hucduvani geldi. Kadde onunla arasında kaç yüz sene var? Yüzden fazla e, ruhaniyeti geldi. Dedi ki tarikatın adabını, usullerini sana tesis ediyorum. Cehri zikir yapılmayacak. Nakşide sessiz. E bütün bunlar ruhaniyetle olmuş işler. Tarikatın aslını bilmeyen şimdi neslinden ne bahsediyor? Ondan sonra meşayifte çok vardır. Üveysidir, tariki nakşi ben diyor. Beyan edem sana bir bir efendi diyor. Yani üveysi ne demek? Vesel Karani Hazretleri Resulullah görebildi mi sallallahu aleyhi ve sellem? Sahabeden olabildi mi? Ama ne oldu? Görmediği halde o maneviyatı aldı mı? Aldı. Nakşibend tarikatının en büyük özelliği üveysi olmasıdır. İlla görmek, görüşmek icap etmez. Ruhaniyet tarikiyle de alır. Ee, tabii şeyden sonra yani Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden sonrakilerde e, manevi bir alımla yürüten yoktur. Manevi alımlar bütün meşayihin kabirlerinden devam eder. Mesela Şah Hazretleri kendine 300-400 sene evvel Abdül Hakim Tirmizi Tirmizde yatar, Nevadir Ulusu sahibidir. ve ona 30 sene onun ruhaniyetinden istifade ettim diyor. 30 sene. 300-400 sene evvel vefat etmişti Hakim Tirmizi. Dolayısıyla bunlar olan şeylerdir. Olan şeylerdir. Çok normal şeylerdir. Efendim böylece diyor eee Şimdi rabıta diyor, işte yeni gelene yapılmıyor, mezardakine yapılıyor, bu nasıl? Ya Cumhuriyet Gazetesi'ne mi kaldı? Ondan sonra Barış Terkoğlu bunu konuşuyor. Halbuki efendim, ayet ve hadisler. Şimdi ayet kelimeler çok okudum size. E, geçen, ölüyle demeyin falan. Ama en mühim ayetlerden birini ne okudum, onu okudum mu bilmiyorum. Fel müdebbirati emra. Bedenlerinden soyutlanmış ruhlar. İşleri bu alemde yönetirler buyuruyor. Okudum. İşte bu Kazi Beyzabi'nin manasıdır. İşleri yöneten ruhlar, o ruhlar da hangi ruhlar? Dirilerin ruhları değil, bedeninden mücerret olan, işte bedenindeyken kınındaki kılıç gibidir. Çıkınca bu da zaten bütün ulemanın, meşayihin ittifakla beyan ettiği sözdür. Bütün meşayih, İbni Kemal Paşa, benim Rabıta kitabını güzel okursanız çok ilim al alırsınız oradan. Efendi Hazretlerinin emriyle yazılmış. Belki de tek kitabımdır. Emriyle yazılmış. Onun için manevi şey çok onda. Tarikat-ı Aliye'de Rabıta. İza tahayyartum fi'l umur festa'inu min kubur. İşlerinizde şaşıp kaldığınız zaman, ne yapacağınızı bilmediğiniz zaman kabir ehlinden yardım isteyin. E bunu efendim işte Halis Aydemir şu anda söylüyor, öbürler de söylüyor. Yani Osmanlı'nın diyor bütün camilerin kenarlarında şurada burada her yerde şirk yazıyor diyor. Ya Osmanlı Şeyhül Koca İbni Kemal ya bu 40 hadisten bir hadis olarak bunu almıştır. Bütün kaynaklarını şeyde zikrettim. Burada tabi hadisin lafzı olarak hadis değil, manası sahittir. Çünkü neden? Ruhları madem Allahu Teala işleri yönetenlere yemin ederim diye nebilerin, velilerin ruhlarından bahsediyor. Sen de ondan himmet isteyebilirsin. Rabıta zaten himmet istemekten başka bir şey değildir. İstigase ile aynı manaya gelir. Şimdi bak, peki ölüden fayda gelir mi? E, ölüden fayda gelmezsin. Zaten tam bir Vehhabi kafasıdır. Hatta bazı Vehhabilerin bile kafası değil. Mesela İbni Kayyim Vehhabilerin en büyük alimlerindendir Cevziye. İbni Teymiye'nin gölgesinden fazla ona tabi olan bir talebesidir. Gölgesinden fazla. İbn Kayyim bile Ruh isimli kitabında der ki Ebu Bekri Sıddık'ın ruhuna o kadar tasarruf verilmiş ki vefatından nice yıllar sonra Ebu Bekri Sıddık'ın ruhu gelir orduları bozguna uğratır diyor. Bunu Vehhabilerin en büyük hocası söylüyor. Ama bu Vehhabiler de öyle bir sapıktır ki işine gelmedi mi İbn-i de atarlar. İşine gelmedi mi İbn-i Kayın de sapıtmış derler. Anladın mı? Ama bütün ilimlerinizi onlardan almışsınız. E burada söylüyor. Ebu Bekir Sıddık'ın ruhu. Bu sade Ebu Bekir Sıddık'ın ruhuna has bir şey değil. Ha sen bunu peygamberlere mahsus diyemezsin. Peygamberlere mahsus dersen Ebu Bekir Sıddık'ta nasıl olacak bu hal? E ki sahabeden de bu olmuştur. öldükten sonra. E tebareke hadisi ne anlatıyor? Sahabe-i biri geldi ne dedi? Ya Resulallah dedi. Bir yere çadır kurdum. Baktım aşağıdan. Tebarek okuyor kabirdeki. E, rahatsız oldum ses. Alenen okuyor, alenen. Sayı hadis bu. En sayı hadislerden. Öndesini kaynağı gelirse de söyleyeyim. Peki. Tirmizi. Hadis-i şerif Tirmizi. Ve hakim. Bukhari Müslüman şartlarına haiz. Hakim. Müstedrek'te zikrediyor. Ya diyor çadırımı bir kabrin üstüne kurmuşum. O zaman şimdiki gibi böyle hani mermerli bilmem neli değil. Ben ne bileyim kabir, kabrin üstüne basılmaz. Ama diyor, baktım bir adamın kan Mülk Suresi okuyor. Bir başladı diyor, tebârek elleci. En sona bir mahin, mahin çıktı. Biz olsak, uu, bir kaçarız, cinlendik mi, büyülendik mi diye. Mezar oradan ses geliyor. Efendimiz'e geldi. Dedi ya durum böyle böyle. Bu diyor, hiyel mâne, hiyel münce, evin kabri. Kabir azabından kurtaran suredir, onun için onu okuyor. Nasıl okuyor? Ölü okuyor. Sesli okuyor. Bu Tirmizi hadisi. Ben rüya mı anlatıyorum? Ölüler okur mu? Ölüler konuşur mu? Ölüler dinler mi? Ölülerin işi bir hakkında müstakil kitap hazırladım da işte benim bu işlerimde bitiremiyoruz. O kadar delil var ki ciltler dolusu. E, Ebu Cehil için bile demedi mi ki onlara e, lanet okurken hak buldunuz mu azabınızı diye cehenneme Allah bize vaat ne hak bulduk. Buhari hadisi Dediler ya Resulallah. Ruhsuz cesetlerle mi konuşuyorsun? Mantum bi makulü minum. Benim şu anda yanımda duruyorsunuz ama onlardan iyi duymuyorsunuz beni. Ebu Cehil daha iyi duyuyor dedi. Yani Ebu Cehil bile duyuyorsa Mahmud Efendi duymayacak mı ya? Sahabe duymayacak mı? Ebu Ebu Belensari, duymuyor mu yani? Sen ne konuşuyorsun ya? Ne cahil adamsınız ya? Şimdi şu anda serif çok oluyor. Ne buyuruyor? Hayati hayrun lekum ve memati hayrun lekum. Hayatım da sizin hayırdır, vefatım da sizin hayırdır. Dediler ya Resulallah vefatında ne hayır olur biz vefatını istemiyoruz. Uridat aleyya malikum. Çoğu razı da var. Sabah mesela. Her sabah akşam bütün amelleriniz bana gösterilecek. Bak Medine Ravza'da şu anda herkesin yaptığı bütün ümmetin sabah akşam Resulullah'a gösteriliyor mu? Bu hadis sahihtir. Ee, muhaddisler bunun sahih olduğuna hükmetmiştir bu hadisleri gösteriliyor. E ne yapıyorum? Fein ve ceddü ahir Hayırlı bulursam hamd ediyorum. Ve ve Kötü amelleriniz gösterilirse bana Ya Rabbi affet diye istiğfar ediyorum. Peki fayda oluyor mu olmuyor mu? Ölmüşten fayda oluyor muymuş? Ya daha yani neler hangisini bahsedeceğiz? Mesela 50 vakit namaz 5 vakte indiğinde kimse aracı oldu şefaatçi oldu? Musa Aleyhisselam Bukhari Müslim hadisinde Peki Musa Aleyhisselam vefat etmemiş mi? Etmiş. E bize elli vakitten beş vakit git bir daha hafiflik iste. Bir daha geldi, bir daha gitti, bir daha geldi. Beşe indi akıbet. Bu Buhari Müslim. Buna inanmadığın zaman din gitti zaten. E Burada Musa Aleyhisselam'ın şefaati bize faydası oldu mu? Ne buyuruyor? Musa'ya salavat okuyun diyor. Peygamberler içinde de sizi en çok o düşünüyordu diyor. Salavatullah alaihi ve ala Seyyidina Musa ve ala Seyyidina İbrahim ve İsa ala ve ala cemi'il elenbiye vel murselin. Özellikle Musa Aleyhisselam'a da tabii salat selam olsun. E şimdi öyle buyuruyor. Ona özel bir salavat da okuyun diyor yani. Çünkü diyor size hepsi sizi o düşünüyor. Nasıl düşünüyor? E şimdi sen burada diyemezsin. Ne diyemezsin? Diyemezsin ki bunlar peygamberlere mahsustur. Çünkü hiçbir ayet hadiste peygamberlere mahsus diye bir kayıt yoktur. Ehli sünnetin itikadı nedir? Peygambere mucize olarak verilen her şeyin keramet olarak veliye verilmesi Ehli Sünnete göre kabul edilmiştir. Ha, hangi veliye ne verildiğini müşahhas konuşmuyoruz. Ama mucize olarak ne veril? Ölüleri diriltme. Diyelim ki insanlar efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diritti. Cabir Hazretlerinin iki oğlu Ta şey diritti, pişmiş koyun konuştu. Dir dirilmeden nasıl konuşacak pişmiş koyun? Hani zehirlendiği hadisede. Bu noktalarda Abdülkadir Geylani de kabirden ölüyü kaldırdı mı? E kaldırdı. Bütün dünyanın bildiği bir şey. Olabilir mi? Olabilir. Nasıl oluyor? Peygamber mı adı mucize oluyor. Bir velinin elinde zuhur ettiği zaman keramet oluyor. Yaratan Allah olduğuna göre sorun yok. Yaratan Allah Celle Celalu la şek. E nasıl olacak? Onun için velilerde de kabirdeki tasarrufun devam ettiği sabittir. Bak şimdi. Sabit el-Bunani size hep anlatıyorum. Hammad İbn Seleme anlatıyor. Sabit el-Bunani tabiin ullarında bu hangi kitaplarda var? İbn-i Sa'd'ın tabakatında, İbn-i Ebi Şeybe, Bukhari'nin şeyhinin musannefinde, Ahmed İbn Hanbel'in Zühd isimli kitabında. Müsnet ayrı uzundur o Zühd tek cilttir. Bütün bu kitaplarda kaynak var. Hammad İbn Seleme anlatıyor. Sabit el bünani derdi ki: "Ya Rabbi bir kuluna kabirde namaz kılma izni verdiysen bana da o izni ver." Benim dedem de öyle derdi. Günde günde 50 bin virdi var. 50 sene, 60 sene hiç bir tabak yemek yer, bir daha yemez. Efendim, 50 bin virdi var. Efendi Hazretimiz onu çok sever. Türkiye onun zikriyle duruyor derdi. Ben de dünyada sizin zikrinizle duruyor efendim derdim. Mesela o da öyle der. Ya Rabbi bana kabirde de zikir ihsan et. Zikir nasip et derdi mesela. E şimdi ya ümmi adamsın, cahisin bilmem ne biçim dua ediyor falan denmez. Bak Sabit el bülani sahabeden bile değil. Ama diyor ki zaten sahabe olup olmamamış şey değil. Peygamberlerin dışındaki hepsi evliya tasnifine girer. Evliyanın içinde ayrı tasnif vardır. Sahabe, tabi, tebe, o ayrı bir şey. Ama peygamber değilse e, mutlaka velilerdendir yani. Bu sahabe de bütün hepsi velilerden. Ama her veli sahabe değildir. Ayrı dava. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmeye bağlı. Ya Rabbi bir kişiye namaz verdiysen kabrinde bana da ver derdi. Ondan sonra Ebu Nuhaym zikrediyor. Cübeyr Hazretlerinden. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ediyorum. Sabit el-Bunani kabre ben indirdim diyor. Yanında da Humeydet Tabi. Bunlar büyük en muhaddislerim. Tabiin tabakası. Kerpiçleri üzerine kapattık. Bir kerpiç düştü. Çünkü derin kazıyorlardı. Evvelden beri sünnette derin kazılır. Derin. Bir kerpiç diyor düştü. Bir de baktım ki ayağa kalkmış namaz kılıyor. Bunu mütevatir olarak bütün ulema, evliya nakletmiş. Şimdi siz dersiniz ki, e burada Emir Bukhari işte, türbede açıldı, yine gitmiyorsunuz. Ben de çok gidemiyorum zaten ama bir gittim tabii de. Burada Emir Bukhari Hazretleri, bütün Arap ulemasının evlenen bütün kitaplarında, kabrine defnettiler, defnedilerinde bir salavat-ı şerifi okudu. ölü, Ölümünden sonra bir salavat-ı şerifi okudu. baylan baylana. E okur. E şimdi sen diyorsun ki, öldümedi mi? Öldü. Nasıl kalktı şimdi namaz kılıyor? E peki el fi kuburi musallun. Peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar. Ama o bir ruhanidir, manevidir. Onu dersen bana bunu de, şunu derim sana. Bu da sayı hadistir. Miraç gecesi Musa'ya geldim. Merartu bi Musa e, isra indel kesi bil ahmeri kırmızı kum tepelerinin yanında Kudüs'e yakın bir yerde ziyarete gittiğimde namaz kılıyordu demiyor. Zaten bütün peygamberlerde namaz işi var. Ruhani olabilir. Ve ve kaimun ayaktaydı. Yusalli. Namaz kılarken ne nerede nasılmış vaziyeti? Resulullah <laughs> Efendimiz kabrin yanına geldiğimde diyor ayakta kılıyordu diyor. Bu hadis sahih. Kötü sitte hadisi. Onu da şimdi kaynağı önümüze. Gelebilir. E şimdi kardeşim sen burada neden bahsediyorsun? Ancak bu işi size kısaca bir izah etmek gerekirse yani nasıl ölüyorlar da öldükten sonra konuşuyorlar da? Oluyor. Oluyor. Allah Teala'nın efendim velilere salih kullarına verdiği efendim faziletlerden biridir. Birçok bu hususta yine mesela demin Musa Selam'ın ayakta, kabrinde ayakta namaz kıldığı Müslim'de varmış. Ahracı Müslim diyor. Sahih Müslim hadislerindendir. Ondan sonra İmam Şafii radıyallahu anh, devamlı İmam-ı Azam'ın kabrine gider. Bağdat'ta olduğu sürece. Sonra Mısır'a geçti. Mısır'da vefat etti Kahire'de. Bağdat'ta dururken devamlı kimin kabrine giderdi? İmam-ı Azam'ın yanında talebesi vardır. Rabia meşhur müştehitlerden olan. Bu kabrin sahibi kim biliyor musun dedi bir kere götürdü onu. Dedi bilmiyorum. Dedi bu İmam Ebu Hanife bin Sabit. İmam Uleyhime dedi. Bunun kabrinde ne dua yaparsan yüzde yüz kabul olur. İmam Şafii diyor. Müştehit söylüyor bunu. Anladın mı? Sonra hatta İmam Şafii diyor ki iki rekat namaz kılalım. Sonra Allah'tan isterim diyorum ki İmam-ı hürmeti için senden istiyorum. Şu hacetimi gör. Namazı bitireyim, kabir çıkarım, mescidi kapısından çıkmadan işim bit görülüyordu diyor. Çıkmadan, koca müştehit yapıyor bunu, sen bunu nasıl inkar edebilirsin? Ondan sonra Efendim Kabru Musel Kazım ettir yakul mücarrabu. Bu İmam Şafii'nin sözüdür, birçok müştehit bunu nakletmiştir. Bağdat'ta Kazımiye mahallesi var. Orada İmam Musa Kazım var. İmam Musa Kazım Hazretleri e, Cafer-i Sadık'ın e, oğlu olacak. Cafer-i Sadık Hazretleri, Ehl-i Beyt'in imamlarından. Şiiler de biliyorsunuz çok tazım ederler. Musa Kazım'ın kabri denenmiş tiryaktır, ilaçtır. Ne dua derseniz kabul edilir buyuruyor. İmam Şafi'nin sözüdür. Marufül Kerhi, tiryak-ı o da Bağdat'ta. Marufül Kerhi diyor ki Allah'tan bir isteği olan benim hatırım için istesin. Benim hatırım için istesin. E şimdi kardeşim, bunlar bütün ulemanın evliyanın, yani diyelim ki 1400 sene evvelden yazıyla ulaşan bir kitap yoktur diyelim. 1200 senedir, ya yani Ahmet Nambeller'den beri 1200-1250 senelik bütün kitaplarda sabittir. Allah benim ümmetimi dalalette cem etmez. Ümmetin güzel gördüğü Allah'ın de güzeldir. Bütün bunlar sayı hadis-i şerifle sabittir. Bunlar ulema evliya yapmıştır. Burada ne sakınca var? Çünkü Mesela işte fetvaya gelelim, fıkha gelelim. Şeyh Remli vardır. İbn Hacer'in de şeyhi Heytemi'nin büyük allamedir. Bir adam diyor, dese ki ya Abdel Geylani. Değil mi Ya Resulullah şefaat ya Resulullah. E, Vahabiler ne diyorlar hemen? Şirk diyor. Ne alakası var? Peki ya Abdel Kadir Geylani dese, ya Mahmud Efendi dese, himmet istese veya kabrine gitse, dua istese bunun hükmü nedir? Diyor ki velilerden, nebilerden, ulemadan, salihlerden himmet istemek caizdir. Rasuller, nebiler, veliler, salihler öldükten sonra adama bir yardım edebilirler mi? Edebilirler diyor. En büyük Şeyhülislam, İslam, İmam Remli. Edebilirler. Niye? Çünkü diyor esas insan ruhtur. Bedenden ayrılmakla ruh ölmez. Ruh ölmediğine göre sağlığında gitsen, dua istesen neyse Vefatından sonra gitsen, dua istesen aynıdır. Çünkü yaratan ancak Allah'tır. Peygamberin mucizesi öldükten sonra biter mi? Bitmez. Evliyanın da kerameti öldükten sonra kesilir mi? Kesilmez. Çünkü ruh duruyor mu? Duruyor. Efendimiz Hazretleri kaç senedir hasta hali üzere duruyordu. Ama tasarrufu şimdi hayatıyla vefatı arasında ne fark var? Vefatından sonra beden zahmeti de çekmediği için ruhu daha tasarruf edip alemde dolaşma imkanına sahiptir. İnne <laughs> Şehitlerin ruhları yeşil kuşların hapsalesindedir. İstedikleri yere dolaşırlar say hadistir. E bu Allah yolunda e, ölenlere ölü demeyin. Bu mübarekler yatağında ölen şehitlerdendir. Mahmud Efendi Hazretleri e, diyelim ki 30 küsur e, harpte ölmeyip de başka ameller işleyenlere vaat edilen şehitlik müjdesi vardır. En azından bunların biri, yani benim bildiğim şimdi aklıma geleni konuşuyorum. Kitaptan konuşsam hepsini sayarım. Her gece tebareke okuyan ölürse mutlaka şehittir. Hastalığında Kulüvallah okuyan şehittir. La 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 okuyan şehittir. E mı her daim bunları okuyordu. Ömrü boyunca tebarekesiz gecesi yoktu. Zaten şehitler sadece yatak harpte ölenler değildir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O ayete de soksan şehittir. Bu ayete de soksan salih'tir. Her yerden kazanmıştır. Senin benim gibi değil ki vaziyeti. Onun için bu müjdelerin hepsi onlar hakkında sabittir. Buna yani anlamayacak ne var? Ondan sonra mesela Beyhakî rivat ediyor burada. Daha neler var, neler var. Beyhaki şu şi, efendim şifada mevahipte bunu zikrediyor Beyhaki rivati. Sabit ibn Kaysi defnettik diyor. Yemame vakası yani Hazreti Sıddık'ın hilafetinde 12. sene. Yani hicretin 12. senesi. Hazreti Sıddık da vefat etmeye yaklaşmış. Efendimizden sonra 2 sene yaptı ya. 2 küçür. Sabit ibn Kays sahabe-i şehitlerden biz onu diyor kabre koyduk bak peyhekide muhaddisler senetleri vaat ediyor yanında Abdullah İbni Ubeydillay Ensari Hazretleri sahabeden anlatıyor. ben diyor defnedenler arasındayım kabre koyduk dedi ki Muhammedur Resulullah Ebu Bekri'ni Sıddık Ömer'u Şehit ta Hazreti Ömer şehit olmamış Ömer'u Şehit Osmanül Berrur Rahim Ölüsü söyledi bunu diyor. Ondan sonra baktık diyor, dirildi herhalde çıkaralım mı karalım, baktık ölü. Bunu söylediğine, bu, bu hadis dedi, ölüler konuşur mu? İşte konuşur. Çünkü ruh konuşuyor, ruh. Rüyada gelen kim? Siz rüyada konuşuyor musunuz bazılarıyla? Ben konuşuyorum. Önemli bir şey değil değil mi? Rüyada birileriyle konuşuyor musun? Ben de konuşuyorum yani. Evliya olma ayet var mı? E orada ölü geliyor. Ölü rüyada bana bir şeyler söylüyor. Size söylüyor mu hiç? E, rüyada konuşmuyor musunuz ölülerle? Ananız babanız bir şey görmüyor musunuz siz ya? E Ölüler konuşur mu? Ekip kim konuşuyor rüyada size? Allah Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunları anlamayan adam adamlarla ne anlatacağız? Ne konuşacağız? Yani rivayetler o kadar fazla ki e, vefatlarından sonra bu büyükler hakkında efendim size Hucetül İslam İslam'ın hücceti kabul edilen zatın adı ne? Ebu Hamid El Gazali Hazret. İmam adı Muhammed. Esas ismi Muhammed. Nisbesi Gazali. Babası da Muhammed, dedesi de Muhammed. İmam Gazali ne diyor? Me üstemet dümünü fi hayati, üstemet dümünü bademe Hayatında, sağlığında himmet istenen, medet yardım istenen bir zat kimse ölümünden sonra hiçbir de değişmez. Aynı himmet istenir. İslam'ın hücceti bu zat. İmam Gazali. İslam'ın hücceti olmuş zat sana yetmiyorsa git. Ne yeterse yetsin ben sana. Ne yapacağım yani? Daha ne anlatacağım sana? Ondan sonra mesela Aşa annemizden Hazreti Ömer Efendimizin izin istemesi, Hazreti Ömer Efendimiz defnedilene kadar rahat elbiselerle biri eşimdir, biri babamdır diye rahat girmesi, sonra Hazreti Sıddık ise Hazreti Faruk defnedildikten sonra artık çok tesettürlü dışarıda gidi, gezer gibi içeri girmesi. Bu neyi gösteriyor? Ölüler görür mü? Yani bu Aşa annemiz ya biz dininizin üçte ikisini ondan aldı diyor. Baktıyor ondan sonra diyor sokağa çıkar gibi giriyordum diyor odama diyor. Çünkü neden? Ömer benim mahremim değil ya diyor. Ya mahremle ne alakası var? Defnedildi. Ya hiç şeriat bilmemek. Yani dinden haberdar olmamak. Biz buna ne anlatabiliriz? Onun için bizim anlayacağımız efendim Evliyaullah'ın kerameti vefatlarından sonra devam etmektedir. Şimdi buradaki mesele, sizin kafanızın almadığını düşündüğüm, e, vefat etmişler, nasıl konuşuyor, nasıl görüşüyor? Hatta meşayihtan biri, e, işte yıkıyorlardı, tam yıkarken, işte gassal neyse işte yıkayan, sol elinden başlayınca sağ elini uzattı mesela. Adam tabii küt aşağı belki de yani. Bunlar oldu. Konuşan oldu. E, efendim sünnete riayet ettiren oldu. Bunlar çok yaşandı. Kitaplar bunlarla dolu. Hepsi senetli, şahitli şeyler. Buradaki mesele nedir? Ruhun bedenden tamamen ayrılmasıyla beraber ölüm hasıl oluyor. Ama ruh irtibatı kesmiyor. Allahu Teala istediği anda o an için, o an için ruhu geri gönderebilir mi? Gönderir. Zaten kuyruk sokumunun çürümüş olsa bile bazı evliya çürür çürümüş evliya da var. Sen şimdi adamın kabri açıldı, büyük de bir türbe, evliya türbesi falan ve hatta bir münasebe kabri açıldı, içi boş çıktı, kemik çıktı. Ulan 40 senedir adamı evliya diye geliyoruz, adam çürümüş. Kardeşim, evliya çürümez diye bir şey yok. Şehitler çürümez diye bir şey var ama evliya, peygamberler çürümez. Bu yüzde bir milyon. Haramun alel ardıyd en teküle etsade bir sahih hadis. Peygamberlerin bedenlerini yemek toprağa haram edilmiş. Diğer evliya Allah hakkında bu kesin nas yok. Çürüyen de vardır. Çürümeyen de vardır. Bazı çürümüş evliya çürümemiş çürümemiş evliyadan makamı üstünde olabilir. Onun için çürümek çürümemek meselesine takılmayalım. Bunun hiçbir dinde yeri yoktur. Yani çürüdüyse evliya değildir aşağı. Böyle bir şey yoktur. Çünkü zaten ruhun bedenle irtibatı kabirde azap olsun nimet olsun e, ruhadır. Ama kuyruk sokumu hiçbir insanın çürümez. Kuyruk sokumunda kemiksiz bir et parçası vardır nohut kadar. Nohut kadar küllü cesed-i ebla illâ acaba zembi. Bu bütün topraklar birbirine karışsa bütün alt üst olsa, bütün mezarlık üstüne çıksa, oradan yol yapılsa, oradan öbürü yapılsa, darmadağın olsa, kuyruk sokumu her bir insanın, bu Müslüman olma şartı da yok. Hiçbir insanın kuyruk sokumundaki o nohut kadar kemiksiz olan hücre çürümez buyuruyor sahih hadisler. Zaten onun üzerine terkip edilerek anne karnında da ilk mayamız odur. Onun üzerine diğer et kemik bina edilmiştir. O maya aynı maya çürümeyecektir. Bu ruhun irtibatı bedenlen o hücre ile alakalıdır. Şimdi sen bir yerinde ağrı olsa ve hatta beyninde veya bacağında veya bir yerinde veya dişinin altında bir hücre ağrıdığı zaman bütün beden onu hissediyor mu? Uykuyu engelliyor mu? Keyfi kaçırıyor mu? Ufacık bir yer, neyse bilmiyorsun, bir sinir. Ufacık bir sinir. Ha, işte o hücre nimet olduğu zaman, cennet bahçesinde ruh olduğu zaman, nimetlere kavuştuğu zaman o hücre o zevkten nasibini alıyor. Ya bütün beden alıyor demektir. İsterse beden çürümüş olsun. Ama o ruha azap oluyorsa ruhun irtibatı nereyledir? O hücreyledir. Peki o hücre o azabı tadınca bütün beden o azapla muazzep oluyor mu? Oluyordur. Çünkü zaten şu anda da bir insanın bir yeri ağrıdığı zaman bütün vücudu ağrımıyor ama bütün vücudu rahatsız oluyor işte. Azap çekiyor. Mesele bundan ibarettir. Dolayısıyla şimdi Evliya olan ruhları hakkındaki meseleye gelince burada himmet isteyene yardım ederek şey, yardım eden ancak Allah'tır. Yaradan ancak Allah'tır. Ama sana Kur'an'da işleri yöneten ruhlara yemin ederim. Çünkü o yönetme hakkını veren kimdir? Allah Teala. Hazreti Adem'e can alma şeyini sizi ben yarattım, ben öldürürüm diyor. E ben öldürürüm buyurdu halde sizi ölüm meleği canını alıyor diyor. E demek ki şimdi yaratan Allah'tır. Halekal mevtül hayat. Ama canını çekip alma yetkisini kime vermiştir? Hazreti Adem'e bunun gibi bir şey ya. Bunu anlam anlamayacak bir şey var mı bunu? Bunu anlamamak için kalın kafalı ve Vehhabi olmak lazım. Selefi olmak lazım. Kütük gibi, odun gibi bir kafaya sahip olmak lazım. Yani yaratan Allah ama canımı kim alıyor? Azrail Aleyhisselam alıyor. E yaratan Allah bana kim yardım etti? İşte Mahmut Efendi'nin ruhu yardım etti. Eder. Ya Azrail Aleyhisselam'a yetki verdiyse, Mahmud Efendi'ye de verdiyse, misal, veren Allah'tır. Anla bu hususi diyor ya. Veren Allah'tır. Ha istediğine veririm diyor zaten. Burada yaratmaktan bahseden var mı ki şirk olsun aşağı? E veriyor işte. Rabıta da devam edecek. Himmeti de devam eder. Niye etmesin? allah Teala'nın mükrem kuludur. Faziletli kuludur. Ömrü hayatını Allah'ın da feda etmiştir. Dine çok büyük hizmet etmiştir. Dini tecdit etmiştir. Bidatleri öldürmüştür. E bu zata vermez mi ya? Bizim itikadımız böyle. Ama ayette hadisten delilin var mı? Müşahhas olarak şu kişiye verdi, şu kişiye vermedi diye ayet hadis yorumlanamaz. Ama şu sıfatlara sahip olanlara diye söylenir. Bu da senin itikadınla alakalıdır yani. Ama Mevla e, dostlarına bunu vermiş midir? Vermiştir. Şaptıkadık ey lali. Nerede himmet istesen diyor. Müridi. Efendi Hazretleri çok okurdu bunu. Şeyde okudu bunu Aziz Bayındır'a. Ahmet Vanlı hoca rahmetli kalktı getir getirme şu adamı dedi biz buna ne anlattı yani bozuk adam diye dedi hocam dedi bir ikna ederiz belki dedi bir getireyim dedi yani getir rahmetli zir Efendi. rahmetli Bayram Efendi. rahmetli Abdullah ben yeşilciğim hep rahmetliler kim kaldı oradan bir ben mi kaldım ne oldu bilmiyorum şimdi hatırladığım kadarıyla ondan sonra toplandık odada efendim adam bize iyi aken ve iyi aken ester ya koca Mahmut Efendi burada. Hepsi ulema meclisi yani bayram efendi. Huzura. Herkes hocalar var orada. Büyük bayram hoca da var diye hatırlıyorum. O biraz hasta Allah ona da selamet, afiyet versin. Hoca, kıymetli hocalarımız var. Ya kardeşim ancak senden yardım isteriz. Ya bu kadar alime ancak senden yardım isterizi oku, okuyacak kadar cahil misin ya? Ya ki kim bilmiyor? Ancak senden yardım isteriz. Eğer senin anladığın manadaysa doktora niye gidiyorsun? Senin anladığın manadaysa ilaç niye içiyorsun? Yani doktora gidip de efendim hastalığını arz ediyorsun, bir teşhis murat ediyorsun, bir ilaç talep ediyorsun. Bu yardım istemek değil mi? Ama sen yaratanın Allah olduğunu bildiğin için doktora yardım et bana dediğin mi kafir oluyor musun? Bir birbirimize ya bana biraz yardım et deyince gavur mu olacağız o zaman ya? E yaradan Allah'tır. Bitti. Ruhlara da bu tasarrufu vermiştir. Evliya Allah'ın tasarrufu haktır. Ama hayatlarından daha kuvvetli şekilde benden tikaliyim. Ahirete göçüşlerinden sonra daha ziyade eee mütealliktirler. Sevenleriyle, muhipleriyle ruhlar arasında irtibat vardır. Bu irtibat sevgiyle hasıl olur. Bu sevgi Allah içinse hayırlar ravesiyle olur. Bu sevgi şer içinse, şeytan uğrundaysa istidraçlar meydana çıkar. C cinler, sihirler, büyüler, kehanetler meydana çıkar. Nice şerli ruhlarla da iş yapan, cinlerlemine iş yapan, nice de insana zarar veren şerli insanlar da vardır. Bunun da tersini düşündüğün zaman Allah ve Resulüne bağlı olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahu Ebul Abbas Mürsi diyordu, bir an Rasulullah gözümün önünden gitse kendimi Müslüman saymam diyor. 500 sene sonra, 600 sene sonra Resulullah'ın vefatına sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhlar alemi diye bir şey var. Ruhlar aleminin şey işi incedir. Akıl gözle görülmez, elle tutulmaz. Ama bunlar birleşirler. Efendim işte rüya alemi buna sizin bir misaldir. Amerika'dan ki adamla rüyada buluşuyorsun, buluşuyorsun. Dünyanın bir ucundakiyle görüşüyorsun. Kabirdekiyle görüşüyorsun. Bu ruhlar alemidir. Ben zaten işte ruhların dersini yapacaktım. Ruhun özelliklerini size anlatacaktık falan. Başka işte olaylar gelişti. O ders kaldı. Ona onu yapacağız. İnsan bedeniyle değil, ruhuyla insandır. O zaman Mahmud Efendi Hazretlerine Ölmemiştir diyebilir miyiz? Evet. Diyebiliriz. Çünkü ruhlar ölüyor mu? Olmayayım. Ölmüyor. Peki senin ruhun da ölmeyecek. Ben de ölürsem ruhum ölmeyecek. Ama fark ne? Fark hayatında ne yapıyorduysa onu yapacak. E, sen hayatında ancak çorba, e, makarna, şey, etmet diyemiyoruz pahalaştı şimdi. Çorba makarnaya talim ediyordun değil mi şimdi? Peki o zat ne yapıyordu? Rabıta, murakabe, zikir, dua, bütün ümmet için ağlamak, yalvarmak. O da o işine devam ediyor. O da o işine devam ediyor. E sen de işine, ama ama sende rızık yok. Çünkü neden? Beden, rızık nereye aitti? Bedene aitti. Artık senin ağzına çorba, ağzın çorba tutmaz. Sana kim çorba versin? Ama Allah dostlarına rızık da verildiğini Kur'an söylüyor. Şimdi, bel asıl diriler onlardır. İnde Rabbim yurzekûn. Şimdi niye bu şehitlik mertebesine bu sıddıkiyeti kübra mertebesine rızıklandırılıyorlar diyor. Bütün müfessirler, alimler diyorlar ki burada başka bir şey var. Çünkü neden normal Müslüman kabri cennet bahçesidir veya cehennem çukurudur kafirin şunun bunun günahkar. Tamam ama burada bir rızık söz konusu değil. Ama şehitler hakkında diyor diridirler. Rızık tabi gönderiliyor. E rızık neyin işidir? Rızık bedene bedenin işidir. O zaman burada çözülemeyen nedir? Öldükten sonra kabirde nasıl ayakta duruyor? Veya öldükten sonra nasıl yemek yiyor? Ha. Şimdi iki üç meseleyi kısa ceza diyorum. Bunun sırrı şudur. Allah Teala onun ruhuna onun ruhuna kendi çürüyen veya toprakta yatan bedenine benzeyen bir bedene bürünme kuvveti veriyor. Buna temessül deniyor. Kur'an'dan bunun delili فَتَمَثَّلَ لَا بَشَرًا سَوِيَّ ayetidir. Yani Meryem Validemizin karşısına Cibril Aleyhisselam geldiğinde ne surette gelmiştir? Filiz gibi bir delikanlı derdi efendiler. Seviyya tüm düzgün demek de filiz gibi. Filiz gibi bir delikanlı. Cebrail Aleyhisselam erkek miydi? Haşa. Melekler erkeklikten, dişilikten münezzehtir. Meryem Validemiz'e nasıl göründü? Filiz gibi bir delikanlı şeklinde görün. Zaten delikanlı şeklinde görünmeseydi inni yaudu bir ki ya takvaysan aman bana el sürme Allah'a sığınırım senden der miydi yani? Çünkü yabancı erkek diye Allah'a sığındı. Şimdi o zaman bunun alemi misal, temessül, misal, peltekse ile bunların ilimlerini benim rabıta şeyine bakarsanız Kafanız çok açılır. Hamsi'nin kafasını yemekten daha fazla kafanız açılır yani. Rabıta yer mi? Ruh meselesinde bayağı ilim görürsünüz. Mürşit meselesinde. Bu temessül bunun misalidir. Yani mesela Ebtel. Ee, ne diyorsun? Somuncu Baba e, hutbeyi okuduktan sonra herkes bir kapıdan, hangi kapıdan çıkacak elini öpelim? Yedi kapıdan da çıkmış mıdır? Çıkmıştır. Çünkü Neden? ruhu çok maneviyatı ruhu yüksek olduğu için Allah Teala o ruha kaç tane beden vermiştir. Hatip bir şirbini evli reislerindendir. Siracül Münir tefsir sahibi tefsiri bende de var. Mısır'da Cuma günü 40 mescitte hutbe okumuştur. Hepsinde de dinlenmiştir. Birçok evliya Arafat'ta görülmüştür. Şimdi Evliya Allah'ta meşhur bir zat. O kitapta ismini de yazdım. Hatta İbn-i Edir de zamanında. Çok büyük bir olay yani. Şimdi adam geldi diyor ki bir müridi veya seven. Vallahi Arafat'ta gördüm diyor ya. Sohbet yaptı diyor ya. Buradaki müridi de diyor ki vallahi Arafa günü tekkeden çıkmadı. Mısır'daydı diyor ya. Ya nasıl olur? Nasıl olur? O yemin etti karımın talağına. Yapmamak lazım böyle şeyler ama. O da yemin etti karısının talağına talağa yemin edilmez de boş olsun hani yalan konuşuyorsa mesabi yaptı yani. Yapmayın böyle şeyler ha size de aklınıza karpuz kabuğu düş, düşürmeyelim ha. Antik antik adamsınız. Yani sinirleniyorsunuz bir şeyler lafı da benden öğrenmeyin. Beni de günah sokmayın kendinize de günah sokmayın. Ha bu laflar yanlış bir şeyler. Ondan sonra efendim ne olacak arkadaş? Bunlardan birisi yalancı mutlaka. Karı gitti. Öyle nikah gitti daha. İkisinin de doğru olması mümkün Değil acaba? Şeriat mahkemesi Kadı İbni Dekikül İd, Şafii'nin en büyük fakih müçtehitlerindendir. Onun huzuruna gider veyahut da başka bir adam ama onu hatırlıyor. Hangisi ise yani fıkı e, fakih o zamanki kadı. Şimdi adam maneviyatı bilmese, tasavvuf'tan haberi olmasa, tasavvuftan haberi olmasa ne yapacak yani? Bunu nereden bilecek ki hangisi doğru söylüyor yani? yani tabii ki Mısır'da diyenin belki şahitleri vardır. Onda şahit dinleyebilir. Öbürü Mekke'de diyenin belki şahidi. Onda şahidi vardır. Arafat'ta çadırda koş. Tek başına mı dinledi yani? Herkesin şahidi de çıkar. Bu işi nasıl çözecek? En nihayetinde dedi ki efendim baktı. Dedi ki ikinizin de nikahı bakidir. İkiniz de gördüğünüze ve şahit olduğunuza hükmettiniz. Çünkü o da öyle gördü. O da öyle. Olur böyle şey. Temessül alemi misal. Be, ruhu kuvvetli olduğundan bedeni kaç yerde görüne bilir. E siz Osmanlı'dan duymadınız mı? Eskici Mehmet dede. Aziz Mahmud Hüdayi Bursa kadısıydı. Niçin kadılığı bıraktı da ciğer satmaya başladı? Tarikata niye girdi? Değil mi? Üftade Efendi onu diyelim eskici Mehmet dede, eskici Mehmet dede ne yaptı? E adam dedi ki bu ben bu sene haça gidemezsem dedi. Bu sene haça gidemezsem e, karın boş olsun dedi mesela. E, kadın geldi Efendi Hazretleri işte, Kafile gitti herkes gitti. O zaman böyle son dakika uçak uçak bir şey yoksa kaç ay evvel gidecek. Ne yaptı onu? Bir besmele. Işte, Salavat-ı şerife. Hadi yürü. E gitti, geldi. E şimdi Aziz Mahmud Üdvay kadı olduğu için adam geldi efendim tık tık kapıyı çaldı. kadın kadın da açmıyor. Kimsin? Yabancı değil kocan dedi. Ne kocan mı dedi? Sen bana talak verdin dedi. Ondan sonra hacca gidemedin dedi. Ben seni eve alamam dedi yani nikahsız. E dedi ben açtan geliyorum. Öyle iş mi olur dedi ya. Bir hafta kalmış, üç gün kalmış sen de, Bursa nere, Mekke nere. Ondan sonra iş nereye intikal etti? Aziz Mahmud'u Hüdayi'ye intikal etti. Bursa katısıydı. Kürkler, mülkler, eskilerde çok kürk mülk yer. Kadılar, madılar, ulema da Kürtler olur, saluklar bir yere falan. Tam böyle şeydi yani. İtibarlıydı, çok iyi giyimi kuşamı vardı. Kadı ne demek? En büyük maaşı alıyor. Ondan sonra bu işi çözemedi. Çözemeyince Eskici Mehmet Dede yen müracaat edildi. Eskici Mehmet Dede bu şahididir. Onun e, kerametini anlayınca çünkü neden? Adam dedi ki ben dedi orada şunla görüştüm, bundan konuştum, şuna emanet verdim, buna işte zemzem yükledim, öbürüne hurma verdim. Hazım Ağabey dedi ki, Bursa kafilesi dönmeden ben karar veremem dedi yani. Bekle kaç ayda geri gelmesi lazım. E Bursa kafilesi geldi haçtan. Her zaman kafileler o zaman küçük zaman nüfus az. Bütün kafile diyor ki ya bu bizimle beraberdi. Bu diyor bununla zemzem içtik. Öbürü diyor tavaf ettik. Öbürü diyor Arafat'ta beraberdik. Azmamül zahiri ilimle ne anlasın bu işi yani? Ha eskici Mehmet, yahu dedi nasıl iş bu dedi ya, nasıl iş bu dedi sen, eskici Mehmet dedi, sor dedi. İşte eskici Mehmet dedi, o kerametini anlayınca, bu buna da ne denir? Tayyi mekan. Bir anda, ya şimdi uçaklardan anlıyorsunuz. Yani uçakların daha hızlı olduğunu düşün, bir anda ışınlanma düşün. Yani ışınlandı gitti, daha ışınlanma başlamadı yani. Olursa en evvel ben tabii şey yaparım, müracaat ederim ya. Yani. <laughs> tabii bir, bir bir yere ışınlanırız bakalım nereye tabii iyi bir yere gideriz inşallah. Yani ışınlanma bile daha başlamadı yani. Adam tak ışınlandı şey etti yani. Eskici Mehmet dede Hazretleri Uludağ'dan inerken yolun yokuştan inerken sağdadır kabri şerifi. Katasallahu Yani bu işler böyle ruhla ilgili konuları seni aklın alsana almaz. Ruh diye bir şey var. Bir anda arşa gider, bir anda yerin dibine gider. Gözünün kapağı bir, bir anda fırıldak bütün dünyayı döner, geri gelir. Beden bunu yapamaz. Bu ruhun işidir. Üstadımız Hazretlerinin de ruhunun kuvveti ortadadır. O zaman maddi rızık da var. Peki maddi rızık işte beden yok. Neyi kim yiyecek? Neresi yiyecek? Neresi? Ona beden verilir temsil olarak o ruha yeni bir öbür beden toprakta yatıyor. Ya burada 40 camide hutbe okuyan hala hayat, Öldükten sonra onun ruhuna başka bir beden veremez mi? Ama bu reenkarnasyon değil. Reenkarnasyon nedir? Reenkarnasyon bir ruh kaç tane bedene giriyor? Mesuliyetleri karışıyor. Burada öyle bir mesele yok. Bu aynı ruhtur. Aynı ruhtur. Ruh tektir. Ruh tek olduğu için mükellefiyeti, mesuliyeti aynıdır, amelleri tektir. Ama öbüründe bunun bedeni içki içiyor, öbürün bedeni zina diyor, öbürün bedeni bir şey yapıyor. Aynı ruha hangisine hesap keseceksin? Anladın mı? Bunlar ince ilimlerdir ama bilmenizde faydeler vardır.